Şimdi 2010 yılı mıydı Cüce? Fuarda, Kocaeli Fuarında fuar müdüründen sağ olsun ona teşekkür ederim burada. Yer istedik. Dedik ki biz de şiir yapacağız, bir şeyler yapacağız. Yer verirse verdi. Ses düzeni aldık, ettik, kurduk. İşte ben söylüyorum, Eyüp abi dinliyor. Eyüp abi söylüyor, Osman abi dinliyor. Başka kendin çal, kendin oyna bir durum vardı. Ama ısrarla, inatla sürdürdük. Daha sonra dolmaya başladı, artmaya başladı. İstikrar çok önemli. Yani olmadı deyip 3 gün sonra dükkanı kapatmanın anlamı yok. Israrla devam ettik. Daha sonra çoğaldık. Diğer illerden, vilayetlerden arkadaşlarımız geldiler. Gruplar halinde geldiler. Onlarla tanıştık, kaynaştık. Diğer dernek başkanları, yönetim kurulları geldiler. Onlarla tanıştık, kaynaştık. Fuarda bir oluşum oldu ama resmi dernek olarak bir şey yapmadık. Fuardan sonra dediler şimdi nereye gideceğiz? Fuar bitti. Kaldık ortada. Nerede toplanacağız bir daha? İşte o dönemde İzmit Belediyesi'ne müracaat ettik. Sağ olsun başkan da bize yerimizi hemen tahsis etti, gösterdi. Bütün masraflarımızı, bütün giderlerimizi karşılıyorlar. Her zaman evet. Yani o anlamda yani tekrar teşekkür ediyorum. Bir alkışla başlayalım. Sanatla hizmet ödene hiçbir siyasi ayrım, taraf gözetmeden vefa gösterip teşekkür etmek lazım. Yani bu başkan CHP'li de olsaydı, aynı şeyi yapsaydı yine teşekkür ederdik. Yani sanat ayrı bir alan. Nitekim başkan da bu sanatsal faaliyetlerde çok fazla siyasi bir yaklaşım sergilemiyor. Benim gözlemim odur. Sergileseydi de bunu da söylerdim, çekinmezdim. Yani böyle bir taraf, duruş, yani o bizden değil, bu sizden değil diye bir bakışı yok. Hem diğer sanatlara da, sadece şiiri değil, biz şiir adına konuşuyoruz ama diğerlerini de gözlemliyoruz. Gerçekten sahip çıkıyor, elinden geldiği kadar bir destek var. Bu güzel bir şey. İzmit sanat kenti yapacak inşallah yani. Bayağı bir adım atıldı bu İzmir'e. Gözleri bak. Atıldı. 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 Yani insanlar eleştirecek şeyler de bulabilirler ama takdir de edeceksin, eleştirme de yüzün olsun. Bu da var. Şimdi ben başkanın bize sağladığı imkanlar ve diğer yaptığımız etkinliklerle ilgili kısa, çok kısa sadece yaptıklarımızın adlarını sayacağım. Yani ne yapmışız, neyle uğraşıyoruz? Aralık 2010'dan başlayarak Saatçi Ali Efendi Konağı'nda her 15 günde bir şiir netisi hiç aksatmadan, ne Ramazan'da ne bayram hiç aksatmadan yaptık. Bunlar başlamak 2 sene oldu hemen hemen. Bunu devam ettiriyor, yine de ettiriyoruz. Cahit Ergin Karadolu Lisesi'nde bir etkinlik yaptık. Milletin Müdürü katılmıştı. Kocaeli TV'de program yaptık Eyüp Cüce ile beraber. Kanal 9'da şair Bedrettin Naim Aslan'ın sunduğu programa bütün üyelerimiz hemen hemen katıldı. Orada şiir okudular. Şişli Belediyesi'nin 15. katına davet ettiler. Biz 15. kat diye ısrarla söylüyoruz çünkü Eyüp Cüce şairin boyu biraz kısa. Asansöre bindiği zaman 10. katta inip birisinin yayan çıkıyor. 15'e uzanamıyor. O yüzden 15. kat diyoruz. İşte radyolarda vesairede de programlar yaptık ayrıca. Ayrıca etkinlik kapsamında geçen sene 2011 değil mi? Yine İzmit Belediyesi'nin halk evinde programına iki gece katıldık. İzmit Sanat Sokağı'nda geçen sene yazın bir hafta süreyle imza günleri yaptık. Hani İzmit'ten şair dostlarımız katıldı. Bu çok önemli imza günleri. Yani yazar olmak ayrı bir konu, şair olmak ayrı bir dert. Ayrı bir dert. Çünkü şiirde köşe başını tutmuş üstadlarımız var. Necip Fazıl'ları, Razı Hikmet'leri aşamıyoruz. Aşamadığımız için hani Necip Fazıl'dan, Mehmet Akif'ten daha üstün bir şair memleket yetişmez diye bir tabu olduğu için hiçbir türlü döndüremiyoruz bu sefer. Ne basın yer veriyor, ne kitabı satılıyor, ne basan basıyor. Bir sürü dert var. Şair arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla kitap basıyorlar. Yani bunu da tanıtmak lazım. Bir tane gazete bir satır yazı yazmaz. Bir tane televizyon davet etmez. Televizyona çağırıyor, para istiyor. Bu şartlarda şairlerimiz bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama bu koşullar altında İzmit'te Sanat Sokağı'nda bir hafta süreyle yine başkanımız tahsis etti. İmza günleri yaptık. Çok da verimli oldu. İnşallah bu sene de yapacağız Ramazan'ın başında. Duyuruları Eyüp abi biraz sonra yapar. TÜYAP kitap fuarını ziyaret ettik. Yine başkanım otobüs tahsis etti. Otobüsle gittik TÜYAP kitap fuarına. Bizim Karagöz'e kızın da imza günleri vardı diğer arkadaşlarımızın da. Kocaeli kitap fuarında standımız vardı bu sene. Geçen sene geç kaldık. Bu sene müracaat ettik. Biraz kenarda köşedeydi ama yine de bizi bilen bize geldi. Çok verimli bir çalışma oldu. İnşallah seneye de verirlerse orada olmayı isteriz. Bunun dışında yine Kerpe Ömer Ağzı'nda piknik etkinliği yaptık. Yüzdük. Atışmalar yazdık.
sataştık birbirimize derken gelirken çok hoş bir ortam olmuştu. Hocam da gelmişti. Çenederesi'nde piknik yaptık. Eyleti Düzü'nde piknik yaptık. Kartepe Maşukiye'de en son bu sene piknik yaptık. Derinci'de Zübeyda'nın Kültür Merkezi'nde Derinci'de bizim iyi arkadaşlarımız da var. Kendileri de buradalar. Onların davet ettiği programlara katıldık. Erzurumlar Derneği programına katıldık. Gebze Aşıklar Bozanlar Derneği'nin çalışmalarına katıldık. Yani çok fazla uzatmaya gerek yok. Yani sonuçta bir yıllık bir çalışmadan söz ediyorum. Hiçbir maddi imkan olmayan bir dernek sadece gönülle ilgilenerek bir yıldır bu kadar etkinliği yaptı. Ben şunu iddia ediyorum. İnşallah yanılırım. Türkiye'de şiir derneği adına, şiir üzerine, yani Kastamonu'da derneğinden bahsetmiyorum. Şiir derneği adına bu kadar etkinliği bir yıla sığdıran bir dernek varsa eğer çıksın desin ki biz sizden bir tane fazla yaptık. Bir de Bayşat var. Ben de bu konuda ısrarlıyım, inatçıyım. Olsa diyecektim ki hocam bir bak yani, bir araştır bakalım. Bu kadar etkinliği bir yılda yapan bir dernek daha var mı? Bu kadar enerjik, aktif bir dernek. Ve hiçbir gelir olmadan, hiçbir katkı olmadan, hiçbir maddiyat olmadan, yani okuldan şey getiriyoruz, dolap, işi takıyoruz, geri getiriyoruz, emanet. Oradan bunu, buradan bunu. Yani bütün şartlarımızı zorlayarak ve yapacağımız etkinliklerle ilgili de Büyükşehir Belediyesi'ne, İzmit'e, kurumlara vesaire yazı gönderiyoruz. Diyoruz ki böyle bir işimiz var bizim, bize destek olur musunuz? Yani şimdi yalakalık sınıfına girmesin de yani sadece Nevzat Doğan var yani. Başka kimse ses çıkmak lazım. Evet. Ses yok. Otobüs vermiyorlar ya otobüs. Şuraya gidiyor otobüs vermediler. Hepsi devam biz ne yapıyoruz? Biz ölüp gideceğiz. Biz bu derneği heves için kurmadık. Müracaat ettiğimiz yazıları giden evrak defterine kaydediyoruz. Falan tarihte filan sayı numarasıyla falan yere gönderildi. Biz istedik. Sen vermedin. Bunu duruyor bu ya. Ve bu dernek bir gün inanıyorum bir yere gelecek. Ya biz sağken göremezsek ölünce bakacaklar bunlar ne yapmış diye. O hayır, 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 hayırları da onlara madalya olarak inşallah bir sonraki nesil iade eder. Hayırın da bir gerekçesi olur. Biz gökten yıldız koparın demiyoruz. Başka ne dedik? Bize yer tahsis et. Hemen buyurun dedi. Hayır, oraya yaz, buraya çiz, buradan git, oradan izin al, çözüme git, yukarı çık. Değil yani. İki dudağın arasında istediğimiz de bir şey değil. Ama yeterince yani bizim belki de tuttuğumuz balık, ıslattığımız ayaklarımıza değmez belki de ama biz elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Her birey bir takım vasıflarla, enerjilerle yaratılır. Dünyadaki o enerjilerinin tamamını insanlık için kullanmak zorundadır. Kuvvetliysen git boksör ol. Kafan çalışıyorsa yazar ol. Yani bir işe yarar, ressamsan bir şey yap. Yani yeteneklerini toprağa götürmeyeceksin. Toprağa götürdüğünü Allah sana sorar hesabı. Biz bütün enerjimizi, her şeyimizi yeteneğimiz var diye kabul ettiğimiz bu sanata sarf etmişiz, harcıyoruz. Abi, ve destek beklerken de yani babanızın ayrına bizim babamıza destek istemiyoruz. Bu Türk şiiridir. Biz bu işimizi iyi yapıyoruz. Sonuçta burada Facebook'tan vesaireden, Twitter'dan, şuradan buradan duyurmayla işte Ulviye Hanım Ankara'dan geliyor. Biri Antalya'dan geliyor. Eskişehir'den geliyor. İzmir'den geliyor insanlar. Burada bir tane şiir okuyup, iki tane şiir okuyup geri gidiyor. İstanbul'u saymıyorum. İstanbul zaten burada. Yani burada bir gönül ordusu bir araya geliyor. Ve bizim aramızda, burada belki de şu toplantıda da fark edilmiştir. Çok böyle alışılmış protokol kuralları işlemez. İşlerse şair olmaz. Çok fazla protokol olmaz burada. Hepsi gönül adamı. Birini iliştiğin zaman nasıl iğneli söz söyler belli değil. Yani şair de böyle olur. Yani bizim eksiklerimiz de var. Onu da itiraf edeyim. Biraz sonra eleştirilerinizi, görüşlerinizi de istiyorum. Söyleyeyim. Daha